Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Kıymetli Adirebe Beylikdüzü Müftülüğü takipçileriniz. Yeni bir haftada yeni bir yayınımıza hepiniz hoş geldiniz diyerek programımıza başlayalım. Bu hafta konumuz malum Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu noktada belirlediği konular çerçevesinde özel bir konuğumuz var bu akşam. Kendisi İstanbul İl Müftü Yardımcımız Halime Yıldız Hocamız. Bu bağlamda onu çağırmamızın aslında bizim için özel bir önemi de var. Çünkü kendisinin duruşuyla, bir Müslüman hanım duruşuyla ve yöneticiliğiyle, meslek hayatındaki başarılarıyla da tüm çalışan hanımlara da örnek olması bakımından inşallah bizlere kadının günümüzdeki benlik algısı noktasından, Kur'an ve sünnetteki kadın perspektifinden inşallah bilgiler verecek bu akşam. Ben bir bakayım. Aleyküm. Hoş geldiniz hocam. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Selam hocam. Hoş bulduk. Sesim güzel geliyor mu size? Gayet güzel ve net geliyor benim. Tamam, sizin de şimdi çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Kusura bakmayın, hem İstanbul iki taraflı Estağfurullah. hem yoğun ama aynı zamanda çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Tabii ben hani özel olarak 8 Mart gibi bir tarih üzerinden gitmiyoruz. Yani şahsım da gitmiyor zaten kurum olarak da değil ama hani tabiri yerindeyse bugün de bizim bir sözümüzün olduğu, gerçekten bir hakiki sözümüzün olduğunu da ifade etmek gerekiyor diye düşünüyorum. O şekildeki bir yaklaşımla hareket ediyoruz hep beraber. İnşallah dediğim gibi ki bir güne de değil, bugün, yarın, hafta, inşallah yeni önümüzdeki günlerde zaman zaman farklı aralıklarla tabii ki hani nerede problem var ise, nerede sorunlar ise İslam perspektiften yaklaşmaya, izah etmeye gayret gösteriyoruz size hocam. Evet hocam, tekrardan hoş geldiniz diyorum ben. Çok teşekkür Bugün inşallah başkanlığımızın her yıl bizlere çizdiği bir çerçeve üzerinden bizler de dediğiniz gibi hepimiz ayrı ayrı ilçelerimizde kendi dilimizin döndüğü kadarıyla bu konular üzerinden kadını anlatmaya, anmaya, söylemeye, anlamaya aslında daha çok bizler de anlatırken bir yandan da anlıyoruz gerçi, anlamaya çalışıyoruz. Bu sene de inşallah değişen dünyada, yeni dünyada, çünkü her gün aslında bir şeyleri değiştiğini fark ediyoruz. Geçen yıla göre bile günümüzde çok şeyin değiştiğini anlıyoruz. Ve bu değişim sürecinde kadının aslında benlik algısının, doğru bir benlik algısının nerede ve nasıl olması noktasında inşallah sizler bizi bugün aydınlatacaksınız. Şimdi globalleşen dünyada aslında ülkemiz bir yandan bu küreselleşmenin içerisinde dönüyoruz. Biz de dünyayla birlikte bu değişimin içerisinde aslında etkilenmememiz mümkün değil. Bizim ülkemizin, bizim insanımızın, bizim kadınımızın bu değişmeden ve bu hızlı dönüşten etkilenmemesi mümkün değil. Şimdi bir yandan evlilik oranları düşüyor, çocuk sayıları azalıyor. Bir yandan yüksek öğretimin çoğalması ile birlikte meslek hayatına atılan kadın, işte anne olmanın, eş olmanın, çalışan hanım olmanın rolleri arasında aslında sıkışıp kalıyor. Ve bir yandan yine seküler hayat kültürü ve dini ne yazık ki hayattan dışlıyor. Ve bunun etkisiyle de kadim kültürümüz, bizim beraber getirdiğimiz toplum olarak bir kültürümüz var, dinimiz var, geleneklerimiz var. Bununla beraber seküler hayatın da bize dayattığı ne yazık ki bir hayat tarzı var. Bunun arasında da aslında sıkışıp kalıyoruz ne yazık ki. Bu noktada kadının benlik algısını ilk olarak size bu soruyla başlamak istiyorum. Bu noktada bu sıkışan dünyada, bu sıkışıklıkta diyelim, kadının benlik algısı nasıl olmalı? Evet, çok teşekkür ediyorum Seda Hocam öncelikle hem Beylikdüzü Müftülüğümüze hem de şahsınıza inşallah hayırlı bereketli de bir sohbet geçer diyorum. Çünkü akademik bir çalışma ötesinde tabir yerinde ise harmanlamaya çalıştığımız bilgilerin aktarımı, bugüne kadar tabii ki İslam perspektiften yaklaşımı en güzel şekilde aktarmanın gayret içerisinde olacağız.
Ben özellikle teşekkür ediyorum. Evet, özellikle Müslüman kadının benlik algısıyla alakalı olarak veya kimlik algısıyla alakalı olarak hakikaten bir problem olup olmadığından hareket ediyorum. Şöyle ki, yani olumlu eğer bir benlik algısı olmuş olması, hakikaten kendi adıma da diyorum ve bütün Müslüman kadınlar açısından da diyorum. Bu anlamda hayatı, yani karşılaştığımız problemler çerçevesinde de daha net bir duruşumuz, efendim daha ayaklarımızın sabit yere basması, hakikaten ne elde etmemiz gerektiği, gayemizin, amacımızın ne olduğunu ve bu noktada da nasıl bir gayret sarf etmemiz gerektiğini farkına vararak hareket etmek demek. Yani eğer gerçekten olumlu bir kimlik algımız, olumlu bir benlik algımız oluştuğu andan itibaren bu süreci daha sağlıklı bir şekilde geçireceğimi düşünüyorum. Elbette ki çok farklı görüşler, kuramlar, yaklaşımlar, inşallah zaman el verdiği ölçüde bunlara da şöyle birer küçük dubleler şeklinde anlatmaya, ele almaya çalışacağım. Çünkü haddimize de değil tabii ki. Bir sosyolog olarak sadece dediğim gibi görmüş olduğumuz eğitimler çerçevesinden en azından bu Kur'anlara biraz bir nebze olsun biliyoruz ya da farkındayız diyebilirim. Hani kendimiz farkında değiliz. Ancak şöyle bir gerçeklik var. Bu benlik algımızı ve kimlik algımızı oluşturan şeyler, haddi zatından çevresel faktörün çok fazla olduğunu düşünecek olursak, bu durumda ister istemez Müslüman kadının da bu anlamda bir takım savrulmaları, bir takım kimlik bunalımları yaşadığında görüyoruz. Bu işte tabi yerinde işte bu yaklaşım noktasında işte genel olarak baktığımız zaman hani kadının kimliğinin inşasında çok önemli tabii ki faktörler var. Okul faktörü var, çevre faktörü var, ekonomi faktörü, efendime söyleyeyim, aile faktörü, devlet faktörü, bütün bu geleneksel yaklaşımlar, din faktörü, bunlar elbette ki kadının kimlik inşasında çok önemli yeri var. Ama bütün bunlar tabii ki doğru bir şekilde, yani olumlu bir kimlik algısına katkımı sağlıyor, yoksa zaman zaman bu anlamda sekteye mi uğratıyor? İşte burada da zaten görüyoruz. Yani olumsuz bir yaklaşım noktasına kısımlarda da özellikle yani toplumsal cinsiyet perspektifi yaklaşımını da belki biraz değinmek lazım. Yani burada da işte ataerkil tabii ki geleneklerin sunmuş olduğu bir takım yanlış efendim kimlik inşaları noktasından ama farklı bir savrulma kısmına doğru tabii yerindeyse geçip bu anlamda da hani tamamen cinsiyet eşitsizlik üzerinde hareket ederek yani kimliği kadın ve erkek üzerinden oluşturulan kimliklerde bir toplumsal cinsiyet eşitsizliği üzerinde bir kuram geliştirilmesi. Bunlar üzerinde bu perspektiflerin ötesinde kadın ve erkeğin biyolojik hakikatini dahi reddedip yani böyle bir süreçte maalesef yaşıyoruz. İşte bu noktada da işte formüller ve yaklaşımlar geliştirip kadın üzerinden de yeniden bir kimlik inşasına oluşturmaya çalışan yaklaşımlar, kuramların varlığı elbette ki tekrar ediyorum bu noktada ister istemez çünkü etkilenen bir varlık olarak ister istemez bu tarz yaklaşımlar bizi ne yapmış olacak? Bu anlamda olumlu bir kimlik algılama noktasında da en azından belki biz belli bir olumlu kimlik algılamanın belki o zeminini İslam perspektiften almış olmuş olsak dahi etkilendiğimiz bir gerçek ki özellikle yani yeni yetişen veya işte bu anlamda çevre faktörü çok daha fazla olan sosyal medya mecralarında özellikle bu anlamda farklı arayış içerisinde olan ve farklı söylemlerle karşılaşanlar gençlerimiz, çocuklarımız için bu çok daha dediğim gibi elzem olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan baktığımız zaman. Şimdi bütün bu söylemler, yani bütün bu yaklaşımlar aslında benim kendi kanaatim tabii böyle bir iddiam söz konusu değil ama şöyle görüyorum ben. Genel olarak yani işte bütün bu saydıklarım ya indirgemeci yani tek yönüyle bakılıyor olaya. İşte nedir? İşte tamamen biyolojik bir yaklaşımla bakan bir çerçeveden kadın algısı oluşturuluyor ya da kimlik şeyi oluşturuluyor yahut da işte psikolojik bir yaklaşım ya da sosyolojik yaklaşım çerçevesinde bakılıyor. Yani indirgemeci dediğimiz bir yaklaşım ya da işte yönlendirmeci bir yaklaşım. Size öyle bir inşa ediyor ki sen busun, kadın budur gibi. Bu da yönlendirmeci, manipüle edici bir şey var. Yanlış söylemler şüphesiz ki tekrar ediyorum. Yani genel bütün kuramları, söylemleri, görüşleri burada tek ele almak için söz konusu değil. Ancak dediğim gibi
genel bir perspektif sunma adına diyorum. Dolayısıyla bütün bu tanım ve algılar kadında nasıl oluşuyor? Bu yanlış yönlendirmeci, efendime söyleyeyim indirgemeci yaklaşımlar kıymetli hocam. Kadında elbette ki işte kimlik krizine ben kimim? Yani nasıl bir varlığım? Efendime söyleyeyim hor hakir görülen bir taraftan bir yaklaşım içerisinde kadını işte her ne kadar tırnak içinde diyorum kat'i surette böyle olmadığını inşallah şey yapacağız ama özellikle batı tandanslı düşüncelerin problem denildiği zaman işte gelişme ya da az gelişmişlik tamamen kadın üzerinden algılanan ve bu şekilde de empoze edilmeye çalışan bir zihin dünyasının bize yaklaşım noktasında özellikle bu tarz işte ikinci Müslüman kadınlar işte erkekler yanında ikinci statüde ikinci sınıf bir varlıkmış gibi böyle bir imaj oluşturması da bu anlamda elbette ki benlik yaralanmalarına sebebiyet veriyor. Bu anlamda da gerçekten insan ve toplum açısından da ne kadar büyük bir tahribat yaptığını da birlikte görüyoruz. Şimdi tüm bu bunlara ilave olarak bir de Fikret Hocam şu yeni dünyamız dedik ya hani hakikaten çok Hasan dediği gibi cesur yeni bir dünyamız var. Dolayısıyla bu yeni dünyamızda da açıkçası her şey pazar haline getirilen bir dünya. Evet, aslında doğru. çok güzel eserlerden de hareket ediyorum. Çok böyle proje hayatlar, efendim proje çocuklar, proje aileler yani ailelerin çocukların dahi proje olarak üretildiği bir yeni dünyadan bahsediyoruz değil mi Fikret Hocam? Ve bu anlamda işte tüketim, haz, hız ve değişen risk toplumu bu yeni dünyanın aslında tanımlama noktasında yeni dünya işte böyle bir dünya. Böyle bir dünya düzeninde de insanın kadın ve erkek olarak artık hani tabiri yerindeyse bu ayrımı da yapmıyorum şu geldiğimiz safhaya itibariyle. Ama özellikle de kadının saflığını kaybettiği, özünü kaybettiği, uzaklaştığı, kaybettiği demek ya da bazılar için diyelim. Çünkü genelleme yapmak hakikaten çok sıkıntılı oluyor tabii ki. Haddimize de değil. Ama en azından hakikaten çok büyük bir boyutta özümüzden, kimliğimizden, hakikatimizden uzaklaştığımızın da farkındayız. Hazın peşinde, dediğim gibi o tüketim toplumunun içerisinde, seküler dünyada bocalayan bir hal, bir tabir yerindeyse ben kimim arayış içerisinde olan bir hani bir insan prototipini de oluşturmuş oluyoruz. Affınıza sığınıyorum ama böyle bir gerçekliğimiz de var. Dolayısıyla işte o kuvvetli bağ olma noktasında inşallah değineceğiz. Allah'tan kopuşlar, toplum ve beşeri münasebetlerden uzaklaşmalar, değerlerden çok hızlı bir şekilde değerleri bırakma, değerlerden yine uzaklaşma, kendi hakikatimiz yani köksüz, istikrarsız, Evet. tabir yerindeyse hiçbir şekilde bir dayanağı olmayan bir dünya düzleminde yaşıyoruz. Bu da... Hocam sözünüzü özür dileyerek keserek sanki bu değişen dünyayı anlamaya çalışınca bu noktada kadın erkek arasında da çok bir fark da olmadığını görüyorum ben. Evet. Erkek aslında bir kimlik arayışında, yeni bir kimlik arayışında. Çünkü dediğim gibi o projeye uyum sürecinde erkek de bir çatışma yaşıyor kendi içerisinde cinsiyetiyle. Aslında kadın da... Tabii ki algı, dediğim gibi modern dünya daha ağırlıklı olarak tüketim dünyası ve tüketim dünyasına yine değineceğiz inşallah kıymetli hocam. Kesinlikle katılıyorum. Yani kadın ve erkek üzerinde çok büyük etkisinin olduğunu düşünüyorum ama özellikle tüketim toplumu daha çok kadın üzerinden yürüyor. Dolayısıyla burada daha çok tabir yerindeyse böyle bir kimlik bunalımı içerisine giren daha fazla diyebileceğim boyutta bir kadın olduğundan yoksa tekrar ediyorum bu maalesef oluşturulan bu yeni dünyada artık yine sohbetimize dedik yakın bir zamanda dedim büyük ihtimalle aslında hani insan bile kalmayacak diyebileceğimiz bir boyuta gelmiş olacak ki bu anlamda da işte yani nereye doğru evrildiğimiz, nereye doğru daha doğrusu özne olmaktan Foucault'un dediği gibi yani özne değil aslında biz nesne haline geldiğimiz bir dünyadan bahsediyoruz. Yani artık özne değiliz. Dolayısıyla bedenimizle, aklımızla, her şeyimizle tabir yerindeyse
deney tüpünün içerisine giren bir varlıklar haline geldiğimiz, getirildiğimiz bir dünyadan bahsediyoruz. Ben kendimi oysa fail gibi, özne gibi görüyordum. Şimdi ise bakıyorum ki özne değilmişim yani, tamamen deney yani hayvanları, yani bunu da şey için söylemiyorum ama tabii ki bir hakikat olarak, elbette ki bir keşif olarak yapılması gereken şey farklı, ama beni de ya da insan olarak beni tamamen bir nesneye indirgeyen böyle bir yaklaşım ve böyle bir dünya düzeninde de elbette ki yaşamak gerçekten korkunç. Onun için diyorum ki gerçekten çok büyük bir bilinç, çok büyük bir farkındalık ve çok büyük bir sayu gayret gerektiren bir durumda olduğumuzdan dolayı diyorum. Yoksa bugün hasreten yani kadını konuşma noktasında şöyle de yapabilirdik çok klasik bir çerçevede. Efendim kadının hakları nelerdir, hukukları nelerdir, işte ne kadar mirasına pay aldığını, için aldığı gibi, bunlar küçümsediğin için demiyorum. Ama bunlar gerçekten artık tabir yerindeyse bugün hani farklı söylemek lazım, cancağızım. Yani artık gündem değişti. Bu gündem da bizim söylemimizin, yine bir toplantıda söylemiştim. Yani her defasında biz bize gelen bütün bu saldırılara karşı savunma, refleksif bir şekildeki bir yaklaşım tarzı sergilemekten açıkçası hem bir şey elde etmediğimiz, hem de yani ben anekdot da aslında anlatmak istiyorum, zamanı da çok böyle kullanmadım ama bunu da anlatmadan geçemeyeceğim kıymetli hocam, müsaadeniz olursa. Çok teşekkür ediyorum. Yurt dışında bir müddet biliyorsunuz görevlendirme noktasında böyle de bir güzel imkan sunuyor başkanlığımız, Allah razı olsun. Çok farklı bir tecrübe tabii ki. Buradaki bütün din yerelisi olan kardeşlerimize de tavsiye ediyorum. Farklı bir tecrübe. İşte böyle bir tecrübede işte eşim orada doktora yaparken ben de aynı zamanda zaman zaman oradaki eğitimlere katılıyordum. Ve orada özellikle seminerler çok önemliydi. Ve seminerlerin bir konusu ise din idi. Yani Hristiyanlık ve İslam. Ve de problematik olarak gündeme gelecekti. Dolayısıyla problematik olarak yani İslam dünyasındaki problemler ve Hristiyan dünyasındaki problemler. Evet. Ve şöyle bir durum oldu. Biz ağzımızı açmadan daha problemler, yani Hristiyan dünyasındaki problemlerle ilgili bir şey söylemeden doğrudan doğruya gündeme gelen ana problemler, işte şu an tahmin ettiğiniz, yani kadının dövülmesinden, eşitsizliğinden, işte ikinci sınıf olan kavvam kelimesinden, işte peygamberin, çok özür diliyorum, işte çok çok aklınıza sığınıyorum, yani çok eşiliğindeki lütfen bağışlasınlar, yani o şehri istekle alakalı olan kısımdaki boyutuyla, yani onun hikmetini anlatma ve sürekli bir şekilde bir bizi bir savunma, dediğim gibi yani biz onu ikna etmek, savunmaya geçmek nasıldığını, evet, bir noktasında yani bu tarz yaklaşımlar sürekli, dediğim gibi bu yaklaşımların cevaplandırılmasından tabir yerindeyse elbette ki söylemlerimizi tekrar ediyorum. Yine Kur'an ve sünnet perspektifi çerçevesinden tabii ki cevaplandıracağız ama artık tabirinde yani mütekellimin yani kelamcı bir edadan daha çok artık tabirlerindeyse bugün hakikaten bizim söylemlerimizin çok daha diğer söylemlerin üzerine çıkacak bir şekilde olması gerektiği kanaatiyle diyorum. Yani bugün özellikle bu çerçeveden yaklaşmak ve Müslüman kadının en azından kendi kimliğiyle alakalı olarak özellikle en azından olumlu bir kimlik algısını oluşturmayla ben bu işin çözüleceğini düşünüyorum. En azından kendi yaklaşımımla, bunu bir iddia noktasında değil ya da bunu bir efendim sosyolojik ya da farklı bir şekilde genel bir yapı olarak değil, kanaat burada sadece hasıl olma noktasında diyebilirim. Şimdi böyle bir dünyadan bahsettik. Evet, artık tabir yerindeyse bugün köksüzlük, geleneksizlik, efendim tamamen kökten global, biraz önce girişte ifade ettiğiniz gibi dünya insanı, yani bütün, gidin nereye giderseniz gidin aynı şeyler içiliyor, aynı şeyler yeniliyor, aynı şeyler giyiliyor, değil mi? Yani küresel bir dünyanın tamamı haline geldi ve herkes aynı protesti, makinede tek bir, hani tabiri caizse o çıkış noktasında aynı düşünüyor, aynı alıyor ve bütün bunlar aslında bizim işte dediğim gibi o benliğimizden kopuşun da bir ifadesiydi. Yine bu arada tabii ki destek noktasında bunlara da ilave olarak felsefi söylemler de
tam da bunun üzerine hani tuz biber oldu diyebileceğimiz bir mesafede işte özellikle gençlerimizin belki çok farkına varmadan zihin dünyalarını çok da bunu yani karmaşık hale getiren yani okumasınlar demiyorum ama zemin böyle sağlam olduktan sonra okunması gereken bir takım kitapları çabuk işte ellerine geçirmelerinden kaynaklı olarak maalesef bir takım işte bunalımların işte şey yapıyorum işte Albert Camus'ların, Nietzsche'lerin, Sartre'ların maalesef insanların yine aynı şekilde nasıl nereye doğru geldiğini de görüyoruz. Yani bugün için tekrar ediyorum kendi yani tamamen o dikey boyuttaki o bağlanmayı kesip insanı tanrılaştıran, ilahlaştıran hatta şu an ben şöyle söyleyeyim artık insan değil biraz önce ifade ettim. Artık insan tanrıdan bile şey yaptı yani o Auguste Comte'un üç hal kanunu bile diyorum artık dördüncüye doğru evrilecek. Yani bu o pozitivist evre insanın tanrısını öldürdü, kendisini tanrı konumuna koydu ama sanki artık nesneleşen bir insan da haline geldiğimiz için açıkçası çok da acınası bir durumda olduğumuzu düşünüyorum. Yani genel dünya perspektifinden baktığım zaman. Evet, çok olumsuz bir tablo sergiledim farkındayım ama dediğim gibi bir Yok, farkındalık. estağfurullah hocam. Tamam, hoş geldiniz tekrar. Sizi dinlendirmiş olduk, bir ara vermiş olduk. İkinci, yani teknik kısımlarda böyle şeyler oluyor. Ben efendim özür diliyorum ama dediğim gibi şu anda hani Ha, çok güzel. Şu anda çok güzel. İnşallah böyle devam ederiz hocam. Şöyle bir şey oluyor. Özür diliyorum. Buyurun, buyurun. Can Estağfurullah. diyelim, artık şeyleri diyelim, cilveleri diyelim. Evet. Ben de hep konuşurken şey yapıyorum, özür dileyerek devam ediyorum böyle araya çünkü karşılıklı olamadığımız için sesler aynı anda ulaşmayınca ben de üzülüyorum. Acaba konuğumun sözünü keser miyim şeklinde diye. Hocam o zaman ben tekrar sözü size bırakayım. Hani bu noktada kadının kendini tanıması noktasından bahsettiniz. Doğru bir şekilde aslında hani çok da kötü bir tablo mu çizdik diye düşündünüz ama bu noktada kendimizi gerçekten tanıyabilmemiz ve kimliğimizi doğru, gerçek kimliğimizi hatırlayabilmemiz veya unuttuklarımızı veya yanıldıklarımızı anlayabilmemiz açısından aslında çok da karamsar bir tablo olmadığını düşündük. Evet. Siz kaldığınız yerden İslam perspektifine geçeceğiz ama ona geçmeden önce siz kaldığınız yerden buyurun hocam, devam edelim isterseniz. Teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Elbette ki yani bizim aslında gelebilir ya da gelmemiz gereken noktalardan bir tanesi. Bu yere kadar bir olumsuz tablo sergiledik. Ancak şöyle bir durumda söz konusu. Aslında bu olumsuz tabloyu bertaraf edecek olumlu bir şey de var tabii ki. Bir durum da var. Bir hakikat de var. Yani belki bizim açımızdan perdeli olabilir. Yani kendi adıma söylüyorum. Buradakileri sizi tenzih ediyorum ama perdeli bir durum. Yani o perdenin açılması, o panjurların efendim çekilmesi gerekiyor ki o güneşin ışığı, nuru efendim aydınlığı içeri dolsun. Tıpkı bunun gibi hakikaten bu anlamda bizim hani olumlu manada benlik algısını yani ben kimin sorusunun cevabını en güzel şekilde bize sunan aslında insanın bizzat kendisinin olmayacağı açık. Yani özellikle inanan insanlar çerçevesinden tabii ki ben yaklaşıyorum ama bütün bu kuramları da bütün bu şeyleri de üç aşağı beş yukarı hani her birimiz bir şekilde bir yerden okuyoruz yani okumuyor değiliz. Dolayısıyla her birinin eksiğini, gediğini, geldiği noktaları vesaireleri de tahlil etmek, görmek adına diyorum zaten. Yoksa hani gerçekten bu anlamda böyle bir benliği oluşturmada ben kimin doğru bir şekilde cevabını veren elbette ki bir din var. Ve bu dinin inşallah en güzel şekilde hem kabul noktasında yani kendimizi Müslüman olarak addettiğimiz çerçevede de varsa dediğim gibi eksiğimiz, gediğimiz algılamada efendime söyleyeyim ya da işte tabirinize kulaktan biz bunu da söyleyeceğiz tabii ki yani. Bir hakikati örtmek değil. Yani böyle her şey süt liman gibi bir gösterme gibi bir derdimiz de olmayacak. Bir hakikatimiz de var ama bu hakikati de neden yani bunun da neden olduğunu da aslında bilmek bizi bir anlamda doğru bir yolda olduğumuzu da gösteriyor. Yani eğer yanlış bir toplumda, Müslüman toplumlarda ya da işte bütün İslam topluluklarına baktığınız zaman, çoğunluğu en azından Müslüman olan topluluklara baktığınız zaman eğer bir hata, bir eksiklik, gidişatta bir efendime söyleyeyim yanlışlık var ise
bunun mutlak surette genel ifademiz bu doğrultuda gerçekten bir yerde bir yanlış var. Bir ya Kur'an ve sünneti algılamada bir yanlışlık var. Bunu örtbas eden, belki daha öne çıkaran bizim klasik manada kullandığımız o işte aslında İslam'ı yani o dönem itibariyle de söyleyelim, geleneklerden tamamen kopuk olan, bu bağlantıyı tamamen kesip de efendim gerçekten İslam'ın özüyle hareket etme kısmında belki bu mirası alırken bu taraftan gelen, almamamız gereken o kültürel gelenek, yanlış gelenekler üzerine oturan o mirası da aldık değil mi? Yani bu da bir gerçek. Dolayısıyla evet, bugün Kürdistan'daki, Irak'taki, Suriye'deki veya Türkiye'deki fark etmiyor. Bu anlamdaki yaklaşım tarzlarının aslında nereden kaynaklandığını da görmek lazım. Yani böyle bir mirası da aldık ve bu mirasımız aslında bizi biraz daha ne yaptı? Kadın ve erkek olarak, tekrar ediyorum, bu anlamda bizi bir şekilde bir yerlere kadar götürdü ama bu işte geldiğimiz bu yeni dünya bizi alabildiğine sarstı. Bence diyorum ya, bu da Allah'ın hani her şerde bir vardırı da burada belki gündeme getirmek lazım. İşte o hayrı, o çok daha fazla gördüğümüz o şehir içerisindeki o hayrı çıkıp çıkartıp belki de sunmak esasında. Evet, bunu yapabilir miyiz hocam, sizin daha böyle bir metaforla ben isimlendirirsem, elekten eleyelim mi bu akşam, karışık her şey bir arada, hepsi çer çöp taş ama hepsi bir taraftan, doğudan batıdan her yerden, geçmişten gelen bir şeyler de var orada, yanlış, o çok güzel bir ifadeydi o. Gerçekten onların hepsini süzgeçten geçirmek diyebiliriz aslında. Evet, tabii ki. Yani dediğim gibi, yani her şeyi böyle gösterme noktasında eğer biz kendimizi de doğru bir şekilde kritik etmezsek, değerlendirmezsek, o zaman tabii ki hiçbir şey düzelmez kıymetli hocam. Yani eski tas eski hamam hesabı, bu iş bu şekilde gitmeyeceği de aşikar. Çünkü evet, tekrar ediyorum, değişen dünyada tabir yerinde ise biz yani eski dünyada kalmadık hocam. Yani her birimiz kadın ve erkek bu anlamda değişti. Efendim mutlak surette, olumlu ya da olumsuz diyorum, tekrar ediyorum, mutlak surette böyle bir değişimin içerisinde ve bu değişimden nasibimizi aldık yani bu şekilde. Yeniden geçmişe dönüp de aynı şekilde devam ettirmek mümkün değil şu, yani bu çerçevede. Dolayısıyla bunu hakikaten o özle bağlantı kurup ama güncellemek suretiyle belki de metodolojik olarak diyorum, bu şekildeki bir yaklaşım tarzı ve bilmiyorum, bugün de belki bu yaklaşım tarzını tekrar ediyorum, böyle daha çok dünyevi bir perspektiften değil de benim haddime değil belki ama ben bazı tasavvufi şeyler de okuyorum böyle, her ne kadar çok yani anlama noktasında tabii ki çok çok sınırlarımı aşan bir şey ama anladığım kadarıyla diyorum, hakikaten bu konuyu ele alma noktasında tasavvufun çok güzel bir yaklaşım tarzı da var. Bu da bir gerçek ama tekrar ediyorum, bu biraz bize, kendi adıma söylüyorum, bana çok uzak. Zaten sizi burada tenzih ediyorum ama gerçekten bu kadarcık bir tutmayla bile diyorum ben, hakikaten böyle bir pencere, benlikle alakalı olarak bir pencerenin açılması da çok elzem diye düşünüyorum ya, bu saha çerçevesinde. Tekrar döneyim kıymetli hocam, ben şimdi zamanı böyle çok tasarruflu kullanma noktasında bazen şey yapıyorum, ıskalıyorum, aklınıza sığınıyorum. Yani şöyle dönmek isterseniz, evet, ben kendimi nasıl görüyorum, ne şekilde görüyorum, ben kimim, bütün bunlar aslında eğer olumlu bir cevap veriyor isem, elbette ki gayet tabir yerindeyse durduğum yerden de efendim kendi zihnimi beslediğim o kaynaklardan da memnunum demektir ve bu doğrultuda bir davranış modeli, eylem planı çizerim ve bu doğrultuda da giderim ve de sabit bir şekilde diyorum. Dolayısıyla bu anlamda eğer böyle bir durum, yani olumlu benlik algısı çerçevesinde aynı zamanda ben olumlu bir kendime karşı da aslında saygı da beslemiş olurum. Yani bunlar birbirinin içerisinde aslında girmiş şeyler. Yani kendime olan saygım da aynı zamanda o benlik, olumlu benlikle alakalı bir durum söz konusu. Ve bu çerçeveden baktığımız zaman da din gerçekten bu anlamda doğru bir şekilde idrak edildiğinde olumlu bir benlik algısını veren yegane diyorum. Yegane bir tabir yerinde ise bir söylem, bu şey üzerinden gitmek
Müslüman olarak da diyorum ama artı tekrar ediyorum, dünyaya da bu söylemi çok kuvvetli bir şekilde ifade etmemiz gerekirdi diye düşünüyorum. Bu çerçeveden tekrar şöyle bakalım. Evet, bizim bugün öncelikle yaklaşımımız nedir diye soracak olursanız, bizim yaklaşımımız çok kıymetli hocam. Bizi yaratan, yoktan var eden, bizi bizden daha iyi bilir diyerek başlıyoruz. Daha bismillah yeni girdik diyeceğim ama böyle bir perspektif. Yani bizi yaratan hakikaten, yani ben kimim diye sorduğunda kendimin, çevremin, eşimin, dostumun bana vereceği cevaptan ziyade en doğru cevabın beni yaratandan kaynaklı olduğunu ve bu perspektiften hareket etmemiz gerektiğini. Kur'an ve sahih hadis kaynaklığında tabii ki ve metot olarak da bugün için söyleyeceğim, tekrar ediyorum. Yani daha böyle ontolojik olarak yaratılış gaye üzerine duran bir söylem bugün geliştirmeye çalışacağım. Daha çok metafizik boyutta kıymet hocam. Diğer türlü çalışmalar zaten daha da o kadar çok ki takipçilerimiz, izleyicilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, hakikaten çok güzel çalışmalar var. İnsan üzerine, kadın üzerine, değer üzerine, dünya üzerine hakikaten muhteşem çalışmalar var. O yüzden de dediğim gibi ben sadece bu kısa zaman dilim içerisinde bu boyutuyla ele almaya çalışacağım. Bu boyutunda en azından inşallah hakkını verdiğimi düşünmüyorum ama bir girizgah diyelim, bir tat mesafesinde olur diye düşünüyorum. Öyleyse hemen ben şöyle bir girizgah yapayım. O zaman benim yaratılış noktasında Allah Celle ve İkram, yani varlık alemine gelme noktasında yaratan Rabbim, bu anlamda beni bu hangi boyutta yarattığına dair bir söylem geliştiriyor. Yani madde ve mana boyutunu bana en güzel şekilde izah ediyor. Tabii ki bu yaklaşımlar, yani varlığa gelme noktasındaki yaklaşımlarda bir kırılma yaşadığını görüyoruz. Yani burada da bu hakikatte söylemek durumundayız değil mi kıymetli hocam? Yani Kur'an-ı Kerim'de olmayan ama belki tefsir kitaplarında çok sıkça karşılaştığımız, kaynak olarak da daha çok işte Tevrat kaynaklı olduğunu bildiğimiz, işte kadının yaratılışıyla alakalı olarak işte Hazreti Adem'in eyek kemiğinden yaratıldığı şeklindeki bir yaklaşım aslında benim kanaatim. Tekrar ediyorum, benim kanaatim, çünkü böyle bir iddiam asla söz konusu olamaz ama kendi yaklaşım tarzım, sadece kendim derken şahsıma ait değil tabii ki, bu yaklaşım tarzını ben açıkçası daha çok ön plana çıkarma taraftarıyım. Öncelikle bu anlatımın, yani eyek kemiğinden yaratıldığı aslında metaforik bir anlatım olduğunu, sembolik bir anlatım olduğunu, yani hakikati yine buluşturuyor kıymetli hocam. Nasıl buluşturuyor? Hepimizin böyle işte o okuduğu güzel şeyler vardır ya, güzel insanların yazdığı güzel efendim ifadeler. Yani sanki eyek kemiği gibi. Yani Allah Resulü'nün de hadisini hatırlayacak olursak, o kristallere benzetme kısmındaki naiflik kısmı, nezaket kısmı, incelik kısmı, zerafet kısmı değil mi kıymetli hocam? Bütün bunlar aslında tam da eyek kemiğiyle alakalı olan kısımda kendi içerisinde sanki derleyip toparlıyor gibi geliyor bana. O yüzden sembolik anlatım kısmı olursa, yani bu şu demek değil, yani Allah dilerse eyek kemiğinden değil de dilerse her şey... Amenna, buna hiçbir şeyimiz yok dedi ki, ben baştan şunu kesinlikle söylüyoruz. Rabbimin söylediği, ben sadece Kur'an çerçevesinde diyorum. Kur'an'ı söylemde siz de çok iyi bilirsiniz. Hepimizin bildiği bir nefsi vahide vardı. Künhine vakıf mıyız? Hayır. Künhine vakıf değilim. Ama öyle bir öz ki bunun tabir yerindeyse benim acizane, bu bana ait olan bir yorum. Kıymetli hocam, yani kabul edilir edilmez böyle bir derdim de yok zaten. Aslında bu, yani nefsi vahide, gününe vakıf diyelim ama Allah'ın kün emrinin o ilk şeyini ifade ediyor. Yani muhatabı. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Nefsi vahide, Allah kün nefsi vahide ediyor. O öz feyekûne geçecek. Yani bedene doğru bir oluşa geçecek. O da inşallah fizyolojik bakımından efendim beni ben yapan fizyolojik olarak işte o toprağa doğru bir geçiş. Ama kün sanki o nefsi vahidede Allah Zülcelal ve İkram kadın ve erkek bir henüz daha toprak feyküne geçişten önceki aşama gibi düşünüyorum ben. O künün tabir yerindeyse muhatabı olarak kabul ediyorum. Herhangi bir şekilde fıtraten de, yani yaratılış itibariyle sadece ins üzerinden bir
cereyan eden bir şey diye düşünüyorum. Bu benim kendi acizane dediğim gibi. Özür dileyerek şu şekilde ben tamamlamak isterim bunu, anladığımı ifade etmek isterim. Daha doğrusu maddi yaratılışla kadının manevi mizacını, yaratılışının özelliklerinin aslında birbirini tamamladığını anlıyoruz burada. Evet, maddi olarak orada o kaburga kemiğinden yaratıldı ama manevi olarak da zaten kadının mizacı, kişiliğiyle bu çok örtüşüyor. Naifliğiyle, kırılganlığıyla diye ifade ettiniz. Ve bununla birlikte o ilk emir, kün emri tek nefise emredildiğini, aslında bunu şöyle de anlayabiliriz. İlk insan doğduğu zaman, bir bebek dünyaya geldiği zaman o bebeğin bir yaşam mücadelesi var. Acıktığında ağlıyor, karnı ağrıdığında ağlıyor. Ve orada o yaşam mücadelesinde aslında cinsiyetinde hiçbir önemi yok. O çünkü kün emrini almış ve dünyaya gelmiş bir noktada zannedersem. Buyurun hocam. Estağfurullah. Allah razı olsun. Evet, dediğim gibi yani ben ilk merhalede böyle düşünüyorum. İns olarak çünkü yani muhatap olarak işte kadın ve erkek diye bir hitap değil de evet. Ol deme noktasında kısımdaki muhatabın nefsi vahide olduğunu düşünerek hareket ettim. Ama bunun dışında tabii ki malum biliyorsunuz yine küçük küçük dokundurmalar yapacağım. Yani varlığa gelme noktasında bugün özellikle savrulmaların yaşanmasındaki en büyük sebeplerden bir tanesi malum evrim teorisi. Yani tamamen maddi boyutlu ve tek yönlü olarak bir açıklama getiren ki o da acizane tabii ki benim haddime değil ama gerçekten biraz düşünen, akleden insan için kabul edilebilecek olan bir aslında şeyi yok. Yani zemin boş ama o boşluğu doldurma noktasında da işte bizim kuramlarımız, teorilerimizin ya da var da hani daha belki yüksek sesli olmadığından kaynaklı olarak bugün genel geçer olarak dünya konjonktürüne genel geçer olarak kabul edilen ve de çok yüksek bir sesle bu söylem üzerinde durulduğu için bugün belki de savrulmaların yine sebeplerinden bir tanesi de bu. Sadece maddi olarak ki o da malumlarınız tek hücrelilerden efendim evlilerek işte adlandırılarak gelen bir süreç ki burada da tekrar ediyorum. Evet. Bu teoride bu anlamda herhangi bir şekilde bir dayanağının çünkü bunun da bir şey yok. Yani en basit bir şeyle söyleyebilirim bugün takip edenler için söyleyeyim. Yani bir başlangıç noktasına doğru gelecek olan hiçbir şekilde altta bir ne yok kıymetli hocam. Herhangi bir şekilde bir dayanak, bir temel söz konusu değil. O yüzden de çok farklı teoriler geliştirme noktasında da geliştirilmeye ben geliştirileceğini ve geliştirildiğini de düşünüyorum. Var olduğunu da biliyorum. Dolayısıyla fakat daha bu söylem şu an için hali hazırda tabii ki materyalist dünya için zannediyorum çok yerinde ve isabetli olduğundan dolayı yoksa tabir yerindeyse tutulur bir tarafın olmadığını açıkçası hepimiz tabirimizi görüyor ve biliyoruz. Bunun aşağıda şeylerde anlamak ve anlatmak noktasında belki bir şeyleri karşılığı olabilir dediğiniz gibi ama manevi olarak aslında veya içini altını dolduracak bir noktada temellendirebileceğiniz bunun üzerine çok araştırma yap. Ya bilimsel olarak da akli olarak da herhangi bir dayanağı olmadığı gibi pek çok şeyler tabii ki var. Yani sadece İslam dünyasından değil Batı dünyasından da var. Hani ben bunu bu şekilde gündeme getirmek istemiyorum. Çünkü dediğim gibi yani bu başlı başına bir konu ve beni çok çok aşan bir konu. Sadece bildiğim kadarıyla ümit ediyorum ki hani çok daha fazla. Sanat zorunda değiliz aslında. Bunu karşı ben de bunu ifade etmek istedim. Böyle bir şey aradığımız için her şey maddiyat, işte tek hücreli bir şey var, bir şey göreceğiz. O ondan olacak, bu bundan olacak diye onu görüp patlamaya çalışıyoruz. Belki kendi kendimize veya Batı dünyasına dediğimiz gibi. Evet. Yani dediğim gibi bugün netice itibariyle atomun parçalandıktan sonra kısımda işte enerji adlandırma nereye doğru evrildiğini karanlık enerjisinden bahsetmeden tutun da dediğim gibi yani bununla ilgilenenler çok daha iyi bilir. Ben tabiri yerindeyse sadece küçük bir gönderme yapmak istedim. Onun dışında detaylı şeyi inşallah zaten okuyoruz. Ben buradan hareketle yani aslında dediğim gibi o mana kısmını
benim hani o benlik, olumlu benlik algımı oluşturacak olan en önemli şeylerden bir tanesi. Yani bunu hiçbir teori, hiçbir Kur'an bana anlatamıyor Kıymetli Hocam. Sadece Evet. İslam dini anlatabiliyor ve en muhteşem şekilde de anlatış kısmı işte bu nesli vahide üzerinden bize aktarılıyor. Dolayısıyla mana kısmını ben aldıktan sonra, bu aşamadan sonra bu yani çünkü mana kısmında bir defa doğrudan doğruya Allah Celle Celaluhu ile olan o bağlantıyı sağladıktan sonra kısımda memnuniyetimin ikinci aşamasına, bu daha kolay bir aşama tabii ki. Bu da fizyolojik bir algılama. Yani bedenim, benim bedenim üzerimdeki yine aynı şekilde bana dönük olan kısmıyla mana yaratıldıktan sonra bedenimle ilgili tasarruf da şüphesiz ki yine beni yaratan Rabbül Alemin tarafından, ki o da yine öz itibariyle toprak diyor değil mi? Efendim min hamayim mesnun diyor değil mi Kıymetli Hocam? Yani bedenin ana unsurları, yani daha doğrusu kalıp da aslında böyle tabir yerindeyse bu kalıp da ins için ortak. Yani ekstradan herhangi bir şekilde bir fazlalık söz konusu değil. Bugün işte toprak değil ya da bugün efendime söyleyeyim işte X'ye kromozorun değil. Yani her halükarda bütün bunların hepsi netice itibariyle genler değil. Aslında en güzel ve en mükemmel şekilde Rabbül Alemin şunu söyleyip Kıymetli Hocam, bedenimiz aslında arizi olduğunda ifade edelim değil mi? Yani bunu da söyleyelim. Beden üzerindeki yani İslam çok beden üzerine durmaz. Değil mi Kıymetli Hocam? Yani beden hor da görülmemiştir, habis de görülmemiştir, turkaka da edilmemiştir, çok aklınıza sığınıyorum. Ama beden nezihtir, temizdir. Efendime söyleyeyim, beden üzerindeki yapılacak olan her türlü güzel şeyler kabuldür. Temizlik hakeza. Zaten beratizme esastır. Tertemiz olarak kainata gelmiştir. Madde ve mana olarak da öyle zaten. Ama kadın ve erkeklerinden bu aynı dediğim gibi eşitlik üzerine gelen bir şey. Buradan son noktaya geleceğim inşallah, ama dediğim gibi bu çerçeveden de bakmak da esastır diye düşünüyorum. Yani bana verilen bedendeki efendime söyleyeyim diğer erkek üzerinde yok ise bu şu anlama gelmiyor. Yani benim bunu defalarca belki gündeme getiriyorum. Erkek ve kadın karşı karşıya kıyas edilebilecek varlıklar değil. Yani insan olma noktasında bu eşitliği yakaladıktan sonra efendim bedensel çerçeve içerisindeki farklılıklarımız birbirlerimizi tamamlamaya endeksli olarak yaratıldığından dolayı, yani kainattaki bir düzen, biraz önce ifade etmeye çalıştım. Bu düzenin aslında distopi filmlerde bunu malum biliyor. İnsan işte insanlık ölecek, şöyle olacak, böyle olacak, tüplerde yaşayacak falan filan. Yani bir taraftan bu korkunç derecedeki şeyi sonucu hazırlamaya çalışırken bir taraftan da aslında tekrar o insanı nasıl var kılabilmenin telaşı için, yani böyle trajikomik bir aslında bir yaklaşım tarzı diye düşünüyorum. İslam'ın perspektifinde ise karşı karşıya getirme diye bir söz konusu değil. İkisi, kadın ve erkek, ikisi birbirini tamamlayacak şekilde yaratılmıştır. Ne biri birinden fazla ne de biri birine yaratılış bakımından eksiktir. Tam böyle tabir yerindeyse hani cuk diye birbirinin içerisine oturan kapak tencere mi desem? Başka bir metafor aklıma gelmediği için böyle kapak evet, elbisedirler metaforu Bakara suresinde zaten kadın erkek, erkek kadın içine elbisedir. Elbise zaten metafor olarak evet. Allah bize inşallah razı olsun. Sizden de hepimizden. Evet. Bu tarz bir yaklaşımla devam ediyoruz. Yani bununla alakalı olarak da tekrar ediyorum. Beden, yani Allah'ın vermiş olduğu kadın ya da erkek üzerine bedenimiz habis değildir. Hristiyan dünyasındaki, orta çağ dünyasındaki veya bugünkü algılamız noktasında da öyle. Yani beden bizim tasarrufumuzda olan bir şey olmadığı gibi necis kısmında da yer almaz. Ama bedenimiz aynı zamanda kutsanmış da değildir. Değil mi? Yani öyle bir işte pagan veya bugün içinde yine aynı şekilde özellikle bedeni kutlayan, beden fetişizmi üzerinde giden anlayışlar yine oluştuğu için diyorum. Yani tamamen bedeli kutsayan bir yaklaşım tarzı da bu anlamda İslam'ın son derece kerih gördüğü bir anlayıştır. Yani efendim itmez ama onu olduğu yerden alıp da onu farklı bir şeyde de değerlendirmez. O ikisi arasındaki işte o ruh ile beden arasındaki o dengeyi en güzel şekilde sağlayarak ifade eder, buyurur
hem ayetler hem de hadisler. Bu çerçeveden çok ayet ve hadis efendim söylenebilir evet. Tabii ki. Evet, ama evet. El verme noktasında dediğim gibi el verdiği ölçüde. Kıymetli hocam, özellikle tüketim toplumuna değinmek isterim aklınıza sığınarak. Evet. Bir 10 dakika daha müsaadenizle isteyeyim. Tabii ki evet, müsaadenizle. Tüketim toplumunun nesnesidir artık. Yani geldiğimiz nokta, ümit ediyorum ki daha farklı bir noktaya kaymayız. Buradan bir efendim doğru ve hakikate doğru bir yolumuz olur, yolculuğumuz olur inşallah. Ama tüketim toplumunda tüketimin nesnesinin de aslında bedenimiz olduğunu da görüyoruz. Ve yalnızca dikkatinizi de buraya çekeyim. Benlik algımızı da maalesef bugünkü toplum, tüketim toplumu beden üzerinden değerlendiriyor. Şimdi beden üzerinden değerlendirdiğimiz zaman ne olacak? Bizim artık yaşlanma yok diyor değil mi? Çok popüler bugün söylem. Yaş alma evet, var. Evet, bir de tırnak içinde çirkin kadın yoktur, bakımsız kadın vardır. Evet. Kadın fıtratına da değineceğiz inşallah belki zamanımız kalırsa ama heyye ayrı bir şeydir. Yani kadının efendime söyleyeyim kendi o zerafeti içerisindeki davranış modelleri, kılık kıyafeti, hareketi hepsi aslında heyye içerisindedir. Ama şöyle bir gerçek de var. Bugün hakikaten değer beden üzerinden algılandığı için o yüzden de kadın ve özellikle de kadın diyorum çünkü erkeklerde de bugün var ve had safhada artan bir durum var ama bunun öncülüğünü özellikle bu çarkın içerisine girenler için diyorum gözünden, kaşından, burnundan, efendim boyundan her türlü şekilde memnuniyetsizliği çünkü neden? Değer diyorum işte kadının olumlu bir beden algısı noktasında bir beden algısı yok ki bilse ki Allah Zülcelal ve İkram vermiş olduğu bedeni hani inna Allah la yanzuru ila esmikum velakin yanzuru ila kul suverukum da vardı onu da böyle hızlı hızlı geçtim ama Allah Zülcelal ve İkram Allah suretlerinize bakmaz hiçbir şekilde bakmaz lakin Allah Zülcelal ve İkram nazar ettiği yer efendim böyle iman ile dolu salih ameller ile tezyin edilmiş olan değil mi kalbe bakar yani dolayısıyla bunu bilen olarak Allah Zülcelal ve İkram haşırda da öyle bedenlere bakıp da güzelliğe bakıp da efendim böyle bir değerlendirmede olmadığı için bu beni memnun ediyor. Yani açıkçası bir kadın algısı veya erkek algısı üzerinden de öyle memnuniyetsizliğimizi biz aslında ortaya koymamız lazım. Bu memnuniyetsizliğimizin nedeni bugünkü algılarımızı böyle tabir yerindeyse farklı bir noktaya çevirip eviren zihniyet olduğunu da bilmemiz lazım. Yani dur deme noktasında. Evet özellikle kadın dedik tüketim kültürünün odak noktası. Kıymetli evet, hocam. Evet. Tüketilen ve tükettirilen özellikle altını çizeyim. Hem tüketilen hem de tükettirilen her şey kadın üzerinden ve de kadının bedeniyle özdeşleştiriliyor. Bu anlamda da gerçekten hani kadın olarak bu en çok belki de utandığımız, en çok böyle mahcup olduğumuz durumlardan bir tanesi diye düşünüyorum. Evet, bu anlamda da İslam perspektiften de yaklaştığımız zaman maddi kısmımız topraktır. Öz kısmımız zaten nefs-i vahide elhamdülillah. Toprak olan bedenimiz Allah Celle ve İkram tarafından en mükemmel ahsen-i takvim şekilde yaratıldı. Her şeyle mükemmel. İnsan, kadın, manevi, maddi ya da manevi olarak da temiz olduğunun altını çiziyorum. Bununla ilgili olarak da tabii ki bir algımızda bazen zaman zaman maalesef özellikle geleneklerden gelen, gelenek derken şunu kastetmiyorum kıymetli hocam, yani gelenek bizim için çok önemli. Aslında İslam'da olmayan, İslam'ın yok, özüne de olmayan kullanıyorum. Bunu da altını çizeyim çünkü yanlış anlaşılmıyor. Dinimize geçmiş olan yanlış algılamış kadının pis algısı. Belki bu yani olumlu küfür ya da işte diyorum ya bazen bu kavramları kullanırken onun yerine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ağzımızdan kaçırıyoruz ama ben yani geleneğin kat'i surette İslami geleneğin kat'i surette tabii ki en güzel şekilde usuldür, dayanaktır, kaynaktır, direktir, imattır. Bunun üzerinden zaten neşet etmesi lazım. Evet. Ama bizim özellikle cahili dediğimiz ya da İslam'ın özünde olmayan ama bizim tabir yerindeyse işte toplumsal olarak aktardığımız o şeylerden kaynaklı olduğunu bilerek hareket etmemiz lazım diye düşünüyorum. Evet, beden tüm azalarıyla temiz, hiçbir bedenimizin hiçbir azası galiba bitiyor. Peki, Demet Hocam.
son olarak son sözlerinizi hani toparlarsak yavaş yavaş bitmiyor ama toparlamaya başlarsak güzel olur yavaş yavaş. Buyurun, devam edebiliriz. Teşekkür ediyorum. Efendim, bedenimiz, şunu da bilmemiz lazım. Böyle beden bizim tasarrufumuzda tam manasıyla mülkümüzde olan bir durum, yani bir nesne olmadığını da bilmek durumundayız. Bu bizi gerçekten kurtuluşa götüren bir anlayış olduğunu da bunun altını da çizelim. Ve çok sık gündeme gelmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Değişen dünyada bakın çok zorlanıyoruz. Yani ben bunu ifade etmek istemiyorum ama hakikaten çevremizdeki insanların bu değişimini gördükçe çok yakın. Önceden daha uzaktı ama şimdi çok daha yakınlaştı. Dolayısıyla bunun emanet bilincinin çok daha fazla gündeme getirilmesini özellikle bizim tarafımızdan getirilmesi gerektiğini de düşünüyorum. Bedenimiz Allah'ın emanetidir. Dilediğimiz şekilde tasarruf edemeyiz. Mülk onundur. O nasıl istiyor ise, bunun altını çiziyorum. O tasarruf etme hakkına sahip olan yüce yaratan bizden ne istiyor ise? Tesettür mü? Efendime söyleyeyim, giyim kuşamda şu mu? İşte azalarımızı, gözümüzü, bakışımızı vesairemizi nasıl kullanacağımızdan tutun da hepsiyle alakalı olarak ne tür bir tasarrufta bulunuyorsa amenna ve saddakna demek. Siz cümlenizde şeye geçmiştiniz, kıymetli hocam, onu da söylemeden geçmeyeceğim. Beden alakalı olarak bugün erkek ve kadın üzerindeki hani zorlama noktasında bence en çok zorlanan bir tanesi erkeğin tesettürü mü, kadının tesettürü mü bugün daha zor? Lütfen bunu düşünsünler. Yani bugün hakikaten o erkeğin göz kapaklarına biz tesettürü dediğimiz şey erkek için göz kapaklarıdır. Ben de ne kadar güç olduğunu, ne kadar zor olduğunu da altını çizeyim. Yani dolayısıyla bir de böyle bir kıyas yapmak doğru değil ama hakikaten tesettürü eğer böyle bir şekilde algıladığımız zaman da onlar için de ne kadar zor olduğunu da altını çizmemiz lazım. Zor olması demek olmayacak manasına gelmiyor. Ayrı bir mesele. Biz zorluğa tabirinizi memnuniyetimizdir zaten aslında. Memnun isek Allah'ın tasarruf noktasındaki bizim üzerimizden ne tür bir tasarruf istiyorsa ki benim için mutlak surette hayrı dileyen Allah ise bazı, şu an bazı formatına girdim. Öyleyse. Efendim amenna ve saddakna dememiz gerekiyor. Allah örtünme fıtratında yaratmıştır. Kadını da örtünme fıtratında yaratmıştır. Evet, sadece seslendiği bu değişebiliyor ama onların da bir örtünme fıtratı olduğunu ve fıtratına kadar uygun olup olmadığı noktasında gerçekten kontrol edilmesi gerektiğini, bu noktada da bir farkındalık yaratılması gerektiği konusunda çok haklısınız gerçekten. Evet. Çok teşekkür ediyorum hocam. Bu yoğun haftanızda bize de vakit ayırdığınız için gönlünüze sağlık, yüreğinize sağlık, ağzınıza sağlık diyorum. Bizim için güzel, takipçilerimiz için çok güzel bir farkındalık oldu. Bakış açımızı, hani nereden bakmamız gerektiğini, hangi noktada olduğumuz gerektiği noktasında gerçekten bizler için güzel bir sohbet oldu. Ben tekrar müftülüğümüz adına, Aile ve Din Rehberlik Büromuz adına size teşekkür etmek istiyorum. Ve son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa buyurun hocam. Estağfurullah. Bir iki kelimeyle aslında bir yolculuğumuzdan bahsediyorduk. O yolculuğumuzla yani salih amel, artık dünyaya geldik, bedenimizle memnunuz. Her şeyimize yani o bağlantıyla kurduk. Artık tabiri yerindeyse bu yolculuğumuzda kemale doğru bir yolculuk. Yani biz öz olarak temiz geldik ama zaman zaman bütün bu rüzgarlardan, olumsuz rüzgarlardan etkilenme noktasında da etkilenmeden nasıl bir yolculuğumuzun olduğunu bilerek hareket etmek ve de insanı kamil olma yolunda inşallah o güzel manevi azığımızdan, azıklardan hakkıyla istifade etmeyi de Rabbim nasip etsin diyorum inşallah. Bu hayırda olmayı nasip etsin. Yani iman, İslam, yaratılış noktasındaki bu yaratılışımızın farkına varan gaye, yaratılış gayemizin gayesinin farkına varan, bu da çok önemli aslında, bu başlı başına bir konu hocam. Yaratılış amacı, gayesi, insanın anlamı. Muhteşem bir aslında yine bir sohbet şeyi. İnşallah buna çok fazla değinemedik. Ama tekrar ediyorum. Bu da bizi aslında o kurtuluşa erdiren bir gemi olduğunda farkına varalım diyorum. Vesselam. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim tekrar. İnşallah başka bir programda o giremediğimiz, konuşamadığımız noktalara da Allah nasip ederse değinelim diye söz isteyelim sizden. Estağfurullah. Estağfurullah. Benim için şeref olur. Teşekkür ediyorum.
Saygılarımı diliyorum. Arkadaşlara, hanımefendilere, beyefendilere Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Çok kıymetli hocam. Tekrar teşekkür ediyorum. Amin. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar.